Uzun Murat mı lan bu? Şşt. Cemşirlerin Murat sen misin? Vallahi Cemşir'i bilmem de Cemcir benim. Siz kimdiniz? Çaktırmadan arabaya bin Murat. Nasıl? Anlamadım. Kararını ver. Var mısın, yok musun? Abicim pardon, neye var mıyım? Gidelim. Ya gidin, nereye gidiyorsanız gidin abicim ama işte gene aklım sizde kalacak benim ya. Allah'ım ya Rabbim gene beni buluyor ya. Muratçığım, gelseydin keşke. Mahcup olacağım beyefendiye. Rüstem abi, senin bu arabada ne işin var? Abi, siz kimsiniz? Muratçığım bu araba kalkıyor. Sonra keşke ben de o arabada olsaydım diye düşünme. Var mısın, yok musun? Kararını ver. Ah be Rüstem abi. Ah be Rüstem abi. Gel bakalım. Limuzine de binmedik. Demeyelim ya. Rüstem abicim, bu konuyu seninle uzun uzun konuşacağız. Biliyorsun değil mi? Adım Şenol Baytar. Yapımcıyım. Olacağım. Oluyorum. Oldum. Abicim yorulmasaydınız ya. Benim menajerim var. Onunla görüşseydiniz keşke. Menajerleri hiç bulaştırmayalım Murat. Bizim işte, yani eski işte biz direkt üreticiden alırız malı. Öyle komisyoncuya falan para kaptırmayız ya. Ama abicim işte bizim işler de... Sizin işler çürümüş Murat. Bitmiş. Her taraf çakal dolu. Ne yazık ki mahvettiler sektörü. Bu sektörde kaç milyon dolar dönüyor? Senin haberin var mı? Kimseyi sokmuyorlar bu piyasaya. Sokmazlar, sokmazlar. Rüstem abicim, müsaade etsen de biz abiyle biraz konuşsak, tamam? Çakal bunlar, çakal. Menajerlerin hepsi birilerinin adamı. Bizim gibi yenilere kimseyi yedirmiyorlar senin anlayacağın bu çakal sürüsü. Aç kurtlar. Abicim anladığım kadarıyla siz sektöre yeni gidiyorsunuz. Dizi mi, film mi, nedir? Dizi Murat, diziyle başlayacağım. Herkesin eli kirli. Benden masumca davranmamı bekleme sakın. Beklemiyorum abi. Murat. Sana iş teklif ediyorum yani. Bunu kısaca bir ön görüşme sayabilirsin. Sayıyorum tabii. Yalnız böyle şeylerle her zaman karşılaşmadığım için ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim? Korktum biraz. Korkma Murat'ım. Artık onlar korksun bizden. Onlar. Korksunlar abi. Behzat Ç'yi bildin mi? Bildim abi. Bir Ankara polisiyesi. Ona biz konuk oyuncu olarak gitmiştik Ahmet Kural'la beraber. Behzat Ç'nin adaptasyonunu yapıyoruz. Yine yeni yeni de. Yalnız abicim onun senaristi benim arkadaşımdır. Sezona devam etmiyor mu ya? Kesme Murat. Telif yok, bir şey yok. Direkt Zeki De. İstanbul polisiyesi. Anladın mı? Anladım. İstanbul'da geçen polisiye çekiyorsunuz. Hayır. İstanbul'da geçen Behzat. Başka İstanbul yok diyecek fragmanda. Yalnız abicim sen güzel diyorsun da ben polisiyede hiç oynamadım. Ben komedyenim. Gül, şaşır, muza bas, düş yani. Sen zeki olmayacaksın. Hani o yanında komik adam vardı ya. Neydi onun adı? Bisküvi ye. Hayır. Sen gofret yiyeceksin. Herkes anlayacak onun Behzat olduğunu ama ispat edemeyecek. Çekozladın. Abicim bunun senaryosu var mı? Ben onu bir alayım, bir okuyayım, öyle döneyim size. Senaryo olmaz olur mu Murat'ım? Adamlar 60 küsür bölüm çekmişler. İzlemedin mi hiç? Yalnız şu anda karakter ve mekan isimleri değişiyor. Peki abicim çok merak ediyorum, kafam karıştı. Zeki D'yi kim oynayacak, Zeki D? Tevet oğlu. Tarkan'ı düşünüyorum. Şu anda evinin etrafında dolanıyoruz ama kendisiyle görüşelim. Bildiğimiz kuzu kuzu Tarkan. Ben ayarlarım ya, o bir telefonuma bakar. Tarkan da sen de oldun mu ekip tamamdır. Karakter isimlerini değiştiriyoruz ya. Akbaba'yı Baykuş yaptık. Baykuş'u Okan Bayülgen oynuyor. Hayalet'i zombi yaptık. Onu da Demet Akbağ. Onu kadın yaptık ki iş çakozlanmasın diye. Rüstem Bey'e de afilli bir rol düşünüyoruz. Tarkan'ın abisi olabilir. Değil mi Rüstem Bey? Yalnız abicim hemen bir cevap beklemiyorsunuzdur inşallah. Ben bir programıma bakayım, ona göre size döneyim. Cevap beklemiyorum Murat'ım. Gözlerindeki o heyecan bütün cevabı veriyor zaten. Sen hiç merak etme. Benden haber bekle. Abi benim gözler 3 numaram yok. Sol göz kayıyor zaten. Şimdi git Murat. Benden haber bekle. Abi git derken siz beni pansiyona bırakmayacak mısınız Rüstem abi? Her şey gizli olsun. İş başlayana kadar kimsenin haberi olmasın. O yüzden burada indiriyoruz. O zaman şey yapalım, hadi Rüstem abi, hadi. Ben devam edeceğim Murat'cığım. Demet Akbağ'la görüştüreceğim beyefendiyi. Hadi Murat'ım, benden haber bekle. Tamam, benden haber bekle.
Abicim gözünü seveyim, bu işler böyle olmaz ya. Bunun sözleşmesi olur, imzalar atılır. Neyse ya, tamam anladım abicim ben seni. Çok iyi anladım, çok teşekkür ediyorum. Memnun oldum, görüşürüz abi. Muradım, galiba ciddiyetimden şüphe duydum. Ah, bu da senin avansın olsun. Anam! Madem peşin çalışıyoruz, ben size Tarık Akar'ı bile getiririm. Tamam abicim, o zaman görüşürüz. Zeki de diyorsun. Zeki diyorsun. Zeki de mi? Görüşürüz. Nereye geldin? Burası neresi? Allah'ım yarabbim, sen beni neyle sınıyorsun yarabbim ya? Tamam. Bir şey öğrenirseniz beni haberdar edersiniz. Kimmiş, neymiş, kimin nesiymiş? Kartta yazdığı gibi. İthalat ihracat işi yapıyormuş. Çorap satıyormuş dünyaya. Çorapçı mıymış? Zeki de? Murat sen bu adamla görüştüğüne emin misin? Yani sana başka birinin kartını falan vermiş olmasınlar. Bu adamın ne işi olur ki bizim sektörle? Ya adam bizim sektörden değil Tülay, yeni giriyormuş. Zaten bildiğin limuzinle geziyor adam. Çorap işinde o kadar para var mı ya? Sen niye bindin ki o arabaya? Hayatımda ilk defa limuzin gördüm Tülay. Niye olabilir Allah aşkına Tülay ya? Rüstem abi yüzünden. Meğer bizim yaşlı kurt işbirlikçiymiş. Bak Muratçım, bir daha tanımadığın insanların arabasına sakın binme. Kornaya basarlar, laf atarlar, arabanın içine çekmeye çalışırlar, Allah korusun. Öyle bir durum olduğu zaman bir markete gir oyalan, hatta polisi çağırırım diye tehdit et. Dalgalar halinde geliyorum diyorsun Tülay, güzel. Ben sana o adamdan avans aldığımı söylemiş miydim? Murat sen benim arkamdan iş mi çeviriyorsun? Yani beni devre dışı mı bırakmaya çalışıyorsun sen? Ya yok Allah aşkına nereye getirdin konuyu Tülay ya? Oldu bittiği getirdiler, avucuma para sıkıştırdılar ya. Ne kadar anlaştınız? 3. 3000 lira avansı kabul mü ettin Murat? Senin yerine ben utandım be. 1000 değil, 300 TL. Dua edelim de seninle dalga geçmiş olsunlar Murat. Bir saat sonra bizimkilerle Sedir Kafe'de buluşacağız. Programı daha iyi hale nasıl getiririz onu kovalıyoruz. Bence güzel program. Yani düzeyli bir iş ama tabii reyting almıyor, çok normal. De teknik işçilik yerlerde Melek Hanım ya. Bizim yapım kimseye para vermediği için adamlar birer birer kaçıyor. Kaçmayanlar da ya stajyer ya da piyasada iş bulamayanlar. Saadi'nin arkasındaki ekip emekliymiş yalan. Ay halledersiniz ya. Sonuçta kaç tane adamsınız orada. Hepiniz işin ucundan biraz tutsanız tamamdır yani. Su akar yolunu bulur, siz dert etmeyin. Senin bu yersiz zamansız rahatlığın beni öldürecek bir gün ya. Allah Allah. Üçlemede son durum nasıl? Aradın mı adamı? İkna edebildin mi? Onu söyle bana. Teklif onlardan gelmişti zaten biliyorsun ama ufak bir pürüz var. Para sorun değil desin. Aa, onda problem yok. Ben yapımcıyla konuştum. Oyuncuya bütçemiz yok. Sadece yol, yemek ve barınmayı karşılıyoruz dediler. Onu hallettim yani rahat ol. Aa, Allah razı olsun. Yol, yemek... Barınma ne lan? Kiramı mı ödeyecekler? Şimdi hikaye Şerefli Koçhisar'daki Tuz Gölü'nde geçiyor. Gölde su da var tabii, üç beyaz. Su temasını böyle yönetmen gizliden gizliye her filmde kullanmak istiyor. Allah sen sabır ver. İyi ne yapayım bari Ankara'ya gidince Alparslan abim falan görürüm. İyi sen dert değil de ya, dert değil de. Dertleri o değil. Ahmet önce sakin olacağını söz ver. Yoksa düşündüğüm şeyim Melek. Öbür rolü Murat Cemcir mi oynuyor? Hı? Vallahi oynamam, billahi de oynamam. Yeter artık ya. Adam gölge gibi kardeşim sürekli peşinde. Ama böyle pütürlü duvarlara düşen eciş bücüş gölgeler vardır ya onun gibi. Yani yönetmen diyor ki acaba diyor bir deneme çekimi mi yapsak diyor. Hani diyor Ahmet Kurabi rol için uygun oyuncu mudur değil midir ona bir baksak mı diyor. Sen ne dedin Melek? Aa tabii ki Ahmet Bey'e sormam lazım dedim. Ahmet Kural sizin filminizi kabul etmiş. Siz bir de ondan deneme çekim mi istiyorsunuz? Diyemedin mi Melek? Hı? Buralara kadar düştüm mü ben Melek ya? Ha? Buralara kadar yuvarlandım mı ben Melek? Yazık. Çok yazık. İlk filmini çekecek yönetmen bile beni artık audition'a alabiliyor öyle mi? Puh! Ara o adamı ve ona de ki... Ne zaman, nerede çekilecekmiş audition? Bir de çekmek istediği sahneleri bana mail atsınlar. Bir de kaldırın şu afişleri, beni manipüle etmeyin. Derve gider. Ne oldu lan? Sen yine Ataroğlan'a bağlamışsın. Çocuğun üzerine niye gidiyorsun abicim? Psikolojisi bozuluyor, görüyorsun. Dinlemiyor musun sen ya? Sıcaklara çocukların psikolojisini bozmayın diyor uzmanlar. Ya hayır Murat, ben de insanım yani. Ya iyice maşkalaştı sinirlerim ya. Bir Polonyalı mendil falan getirin.
Tamam, ben sahiden özür dilerim. Ama senden özür dilemem, sen hak ettin. Bu ne lan? Kaç yıllık bu kalem Murat? Şaka maka, o kalem var ya sahiden daha yaşlı ha. Hadi abi gidelim ya. Lan hemen küs lan. Tamam lan abi, tamam. Tamam oğlum. Ahmet ne yapıyorsun burada ya? Sen gözü karışır işini pazardan mı yapıyorsun lan? Sana şimdi ben burada bir laf söylerim, bir daha insan içine çıkamazsın ha. Ben gözlüğümü 1,5 senedir kullanıyorum, daha taksidi bitmedi oğlum. Arabada unutmuşum ya. Ya oğlum tanıyorlar, imza istiyorlar ya. Tabii tabii. Allah dermansız dert vermesin. Senin de işin çok zor. Aşkın Hanım, az önce 3 tane kavun imzaladım lan. Ya yanlarında ne varsa imzalatıyorlar ya. Siirt fıstığı ne kadar abi? 1 lira. Sadi sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyoruz biz burada Allah aşkına aşkın ya? Abi yeriz işte, ne güzel çıtır çıtır. Bak çok alıyorum, hep birlikte yeriz. O zaman siirt alma ya, tuzlu olur. Antep fıstığı. Ahmet Bey, bir imza alabilir miyim? Ben sana akide şeker alacağım Murat Cemcir. Çayla kıtlaya kıtlaya yersin, tamam? Soktunuz beni buraya pazara. Al ablacığım. Küçük tüple 3 tane de yumurta alalım. Çömelim çimlerin üzerine, piknik yapalım. Hadi beyler, işimiz var ya. Allah. Bak bak, ışık şefi şu işte, Şükrü abi, şapkalı olan. Şükrü! Şükrü, Şükrü abi! Ana! Lan! Lan! Şükrü abi! Abi bizi tanımadın mı? Oğlum bu adamın bir gizli borcu mu var lan? Niye kaçıyor bu adam? Arkadaş, ışık şefi dediğin nasıl böyle hızlı koşuyor ya? Yemin ederim bundaki kondisyon Mankoçoğlu'nda yok. Şükrü, Şükrü! Yakalayalım, anlatacağım. Adam hızlanmak için yüklerinden kurtuldu, koşmayın! Murat, yemin ederim bilmiyordum abi. Bak, vallahi bilsem yani dokunur muydum ona ya? Ne oluyor lan? Bilmediğimizi belli etme, biliyormuş gibi davran. Yani sana bir şey söylemedi mi? Anlatmadı mı? Vallahi daha dün söyledi. Zaten ben Murat'ın adını duyunca tamam dedim, olmaz bu iş yani, ayrılalım dedim yani. Ahmet, bak benim sülalem geniştir kardeşim. Anam var, bacım var, bir sürü kadın akrabam var. Kimden bahsediyor bu? Şunu bir netleştir lan! Tamam Cemcir, tamam. Yani senin hiç suçun yok öyle mi? Benim suçum sadece sevmek Ahmet. Ben söyledim, kıza söyledim. Yani dedim şu ilişkinin bir adını koyalım, annem gelsin seni sizinkilerden bir istesin dedim. Annen niye gidiyor istemeye de baban gitmiyor ya? Baban da gidecek. Lan kimi kimden istiyorsunuz oğlum? Önce şunu bir netleştirin. Sonra anası gitmiş, danası istemiş, bana ne? Vallahi babam istemiyor aşkını. Aşkım. Yani hani aşkım benden 1-2 yaş büyük ya. Evdekileri açtım konuyu ama babam imkansız dedi. Olması imkansız. Ama annemi ikna ettim yani. Aşkın mı? Bir dakika ya. Aşkın ne diyor peki bu duruma? Vallahi aşkın sen benim için gelip geçici bir hevestin dedi. Yani ciddi düşünüyorsan olmaz bu iş diyor. Küçük insanlarız vesselam. Oyuncu adamın sevgilisi aldatacaksa gider star oyuncuyla aldatır. Bizimki gitmiş elin ışıkçısıyla aldatmış yalan. Ayıp oluyor ama Murat. Bizim de kendimize göre bir karizmamız var yani. Doğru söylüyor lan. Vallahi bak, sette asiler bunlar. Böyle 5 dakika ver, 5 dakika sonra hazırım. Değil mi? 2 tüp söndür, 1 tüp yak. Zenciyi getir. Ahmet sen fanusla mı yetişin Allah aşkına? Kapıda güvenliği olan sitede mi büyüdün sen ya? Asiymiş, ne asisi lan? Adam sağa sola ampul takıyor lan. Yok ya, sen ne yapıyorsun birader ha? Eline böyle mikrofon alıp mesleğinizden memnun musunuz? Ha? Hayal ettiğiniz meslek bu muydu? Bu mudur yani? Oğlum oyuncuyum lan ben. O benim işimin icabı oluyor. Gerekirse yarın bir gün Kanuni'yi de oynarım. Kimi yiyorsun abi sen? Sen bu bir bulut olsam da asil oynayan adam değil misin ha? Doktor bir ne bilemedim vallahi ha? Böyle değil miydi? Daya şiveyi, daya dublajı, ondan sonra aktırım aktırım diye dolan. Ulan sadece o bölüm dublajdıydı. Ben o diziyi sesli çektim lan. İnsan evladı. Ezerim elmacık kemiklerini göz çukuru hizasına getiririm. Benim yumruğumun tadına iyi yanmıyor. Jackie Chan filmi o, artist. Allah! Tutmayın lan beni! Ay nereye yetti Murat abi? Allah'ım, kolay gelsin abi. Çabuk, çabuk, çabuk. Allah'ım, çocuk sen ne yaptın? Lütfen çabuk, çabuk. Ne yaptın sen? Çabuk, çabuk. Allah'ım, Murat. Allah'ım, ne yaptın be çocuk? Ah be Murat, öfkeyle oturan sesi kalkar be oğlum. Ne yaptın be? Geçtik, tamam. Çekil ya, kovala. Çekil.
sen ne yaptın abi ya? Hem çocuğun manitasıyla çık, bir de özür dileyeceğin yerde adamı döv. Ya önce o saldırmadı mı bana? Ben yanlış mı hatırlıyorum ya? Ben nefsimi korudum arkadaşım. Nefsim müdafaa. Ya adamı elinden alamadık. Hangi nefsi kaç kere müdafaa? Zaten ilk 3-4 yumruğu yedi, dedim gitti Murat abi. Hemen ambulans aradım. Allah'tan ambulans erken geldi. Olan çılgın Vedat oldu ya. Niye ayırıyorsun salak? Biz ayırıyor muyuz? Al, arada o da nasiplendi. Abi bir de biz aşkın meselesini bilmiyorduk ki. Onun için gelmemiştik. Sen hemen atladın mevzuya. Yani? Oğlum 2 kilometre kovaladınız lan beni. Ben kız meselesidir dedim. Ya bizim Gökmen abi yok mu? Görüntü yönetmeni. Onunla ilgili konuşacaktık. Yapma be. Ulan Gökmen, ulan Gökmen. Bir kere hayrını göreyim, bir kere be. Ya Şükrü, bizim görüntüler niye kötü? Abi adam ışık bilmiyor. Bir de bütün programı 16:09'a göre çekiyor. Zaten sürekli sarhoş. Sarhoş mu? Ha. Ya gidiyorum yanına, diyorum abi diyorum. Bu ışık nereden gelebilir yani? Bu baksana diyorum, bu ışığın kaynağı yok diyorum. Yok, dinlemiyor ki. Ondan sonra bütün program tatlı flu. Niye abi? Çünkü bütün dünyaya böyle tatlı flu görüyor ya arkadaş. Gökmen abi alkolik he. Tosuna bak sen ya. Ulan bütün Ramazan oruç tutuyor herif. Yok abi, Ramazan'da içmiyor, günah. Ama Ramazan biter bitmez hoş geldin 11 ay diye saldırıyor. Hani bu sultandan değil marabadan yanayız diye tişört bastırdı ya XX'le. Ya o zaman gönderelim gitsin Gökmen abiyi. Niye diretiyoruz ya? Gönderemezsin abi. Gönderemezsin. En ucuzu bu. Bizim yapımcıyı da biliyorsun. Ucuz olsun bizim olsun. Devir hesap devri diyor adam. Tasarruf devri. E ne yapacağız? Vallahi sizi bilmiyorum ama şu saatten sonra beni kesin sepetlerler. Ben bir günlük diziden teklif almıştım ya. Ona evet diyeyim bari. Hadi ben kaçayım beyler. Sizinki şimdi uyanır, laga luga yapar. Günlük dizi nereden bakarsan bak 2 sene sürer. Ama sizin işler güçler riskli be abi. Yani benden söylemesi sizin iş yakında kalkabilir. Hadi bana eyvallah. Oo, şimdiden sizli bizli olduk. Sen gemileri yakmışsın. Fıtı fıtı. Ana. Oğlum adam ulaşım aracı olarak koşmayı kullanıyor ya lan. Evet. Murat. Abladım saadetine bak, gözünü seveyim. Kardeşim çok büyük geçmiş olsun ya. Vallahi billahi ben bilseydim Müzisyenler Kahvesi'nden 8-10 arkadaşımı alır hacamat ederdim ben o adamı. Ama işte bir anda oldu. Tabii tabii. Abi kusura bakma, biz olaya ayılamadık. Yoksa benim setten aşırdığım pala yanımdaydı. Onun sapıyla var ya, onun kafasını dağıtırdım. Sapı kaldı elimde. Çarşamba çocuğuz lan biz. Kolay mı öyle? Şükrü nerede? Gitti. Yani gitti derken elimizden kaçtı. Niye söylemiyorsunuz oğlum? Aga bak, ben dayak yedim, sopayla yedim, kütükle yedim, mınçıka kırdılar kaç defa sırtında, 5'lik terazi kilosu fırlattılar kafama pazarda. Ama bu neydi lan? Bu başkaydı oğlum. Balyoz gibi yiyince böyle kulaklarım çınladı. Böyle Call of Duty gibi. Çın! Ondan sonra o haysiyetsiz vuruş yok mu? İkincisi bir geldi, ben her şeyi flu görmeye başladım. Böyle bir renkler gitti, kedi göbek gibi görmeye başladım. Ondan sonra baktım game over oluyorum. Dedim Cemcir gitti, bitti yani. Uzatmanın alemi yok. Artık kırmızı perfectle bitireceksin maçı. Ben de ne yaptım? Bayılma numarası yaptım. Numara mı yaptın lan? Ne yapsaydım Ahmet? Bunun üstüne bir de dayak meseydim. Ayıp ya. Olan Vedat oldu lan. He ya, en son acilde kaşını dikiyorlardı ya lan. Yazık oldu çocuğa. İşte kime niyet, kime kısmet. Sen hangi ara koştun geldin de, araya girdin de... ondan sonra hangi ara kaşını yardın sen ya? Murat abi, sen kalkmışsın ya hemen ayağa. He Vedat, canım benim ya. Allah razı olsun, senin sayende bir tanemsin. Lafım olur abi. O değil de, mevzu neydi ya? Sen sonra anlatırım dedin değil mi? Şu kolumdaki serumu bir çıkartalım Vedat. Daha sonra ben sana bilahare anlatacağım. Şükrü içeridedir diye takmayın da diyemedim. Hemşire bir ara geldi, bağladı koluma ya. Yalnız bu ne böyle ya? Acayip bir ılık bir su geliyor ya, pıt pıt damlıyor. Bir fena olmadı yani. Vücuttaki pis kanla alakası var mı acaba? Baksana Vedat, Gökmen nerede biliyor musun? Siz şimdi çekime gidecektiniz ya. O da ekiple gelecekti işte. O zaman ben bir Feride'yi arayayım ya. Ha? Hapmak falan yazar kız, doktor sonuçta. Alo. 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 Pardon, ben doktor hanımla görüşecektim. Siz kimsiniz pardon? Hastasıyım. Ama öyle böyle değil. Hayatım. Hastanın teki işte. Hayatım mı? Ne oluyor lan? Alo. Alo. Ahmet. Ha hayırdır, ne oldu, iyi misin? İyiyim, iyiyim Feride ya. Sen işte değil misin kız? İşteyim. Faruk geldi, oturuyoruz biz de. Tamam, geliyorum çocuklar, geliyorum. Ya kusura bakma Feride, sete çağırıyorlar da zaten biraz cırcır olmuşum. Hadi görüşürüz. Tamam, hadi görüşürüz. Şişt, görüşürüz.
Alo Murat, ne yaptınız oğlum? Spor salonunda mısınız? Aga vallahi geldik, çektik bir şeyler. Nasıl gidiyor? Var mı bir gelişme? Sorma ya. Bizim Seyfo'yu kan tutuyormuş. Onu öğrendik işte. Bayıldı. Ayıltmaya çalışıyoruz. Seyfo'yu kim dövdü lan? Kimse dövmedi oğlum. Sadece Seyfo bizim boks hocasının suratına iki tane çaktı. Hop hop! Yani hocamızın isteğiyle tamamen eğitim amaçlı vuruşlardı Ahmetciğim. Kavgaya mı karıştınız Murat? Geleyim mi lan? Yok be oğlum. Seyfo da benimle sağlamız. Yalnız hocanın burnundan çıkan kanları görünce Seyfo düştü bayıldı. Abartmayın kardeşim, abartmayın. O burnumuzdan iki damla çıkan çataktı, bir şey yok. İşte ondan bahsediyorum Ahmetciğim ben de. Abartma sen de oğlum ya. Sağır duymaz uydurulmuş derler. Olmaz öyle bir şey. Zaten şu an tıp dünyası burada vakayı inceliyorlar. Herkes şaşkın. Tansiyon 13'e 8. Nasıl yani doktor? Arkadaşın durumu iyi mi? Eczacı efendim. Doktor değil. Hı hı. Tansiyonu benden iyi. Hayatımda ilk defa bu kadar ideal bir tansiyon ölçtüm. Alo. Alo Murat. Gökmen abi daha gelmedi oğlum sete ya. Sizin orada mı oğlum? Arkadaş olaya bak ya. Görüntü yönetmenini gören bilen yok. Seyfo nerede oğlum bu adam ya? He, sana bana gelmediyse Sadi'nin çekimine gitmiştir büyük ihtimal. Oğlum hızlandırın şu olayı bir çözelim. Gözünüzü seveyim ya. Bak akşam sedirdeyiz. O zaman ben şimdi kapatıyorum tamam mı? Ne diyeceğim ya? Siz eczacılık için 5 sene okula niye gidiyorsunuz ki? Gereksiz yani bence. Bakkal gibi bir şey sizin işiniz ya. Teramisin istiyor veriyorsun. Para veriyor üstünü veriyorsun. Bence gerek yok yani. Şey diyorum, acaba sizinle bir röportaj yapsak mı? Sadece satış değil tabii. Tansiyon da ölçüyoruz. Benim annem her gün tansiyonunu kendi ölçüyor. İğne vuruyoruz. Benim annem şeker hastası, iğnesini kendisi oluyor. Tartı falan da var dükkanda. Ama senin anan kendi tartılabiliyordu. Heh, yaşa. Laf ağzımdan aldım. Vallahi ben de komşu kızının diplomasını kiraladım. Ne yalan söyleyeyim. Sen benimle yapma röportajı. Arkadaşın 10 lira alayım. 10 lira. Ne yapıyorsun Cemciğim, ne oldu? Niye çağırdın beni? Niye çağırabilirim Ahmet? 35 yaşına geldin, dayak yemişim abicim ya. Zoruma gitti. Gökmen de ortalıklarda yok zaten. Gökmen işini hallettim ben ya. Vallahi mı? Nasıl hallettin lan? Neredeymiş? Daha düzgün bir iş bulmuş. Euro ile ödeme yapıyorlarmış. Kendi istifa etti. Olaya bak ya. Ne vallahi ya. Oflama oğlum, oflama. Bir şey mi canı sıkıldı senin ya? Ya bana bir film teklifi geldi. Üçleme. Ne güzel işte. Parada mı anlaşamadın? Yo. Çıplaklık mı var? Cık. Kamyoncular mı var? Ne diyorsun lan? Ne kamyoncusu oğlum? Ya bir sinema teklifi geldi. Kabul ettim ben de. Deneme çekimi istiyorlar lan. Saat 4'te deneme çekimine gideceğim. Ya oğlum... Seçmelere mi gireceğim ben ya? Kendimi mi ispatlayacağım bu yaştan sonra Murat? Ahmet Kuralım lan ben. İspatlayacaksın aga. Hayat böyle. Bizim işe has değil yani. Bazen kendini ispatlayacaksın kardeşim. Yoksa böyle bir vururlar, balyoz gibi. Önce bir çınlama duyarsın, ondan sonra netlik kaybolur. Ya hala aşkın olayım Murat, Allah'ını seversen ya. Bitmedi mi daha o iş? Bitsin o iş. Olay aşkın değil Ahmetciğim ya. Ben hala saflığımdan gol yiyorum ya, ona yanıyorum. Ne diyorsun lan? Hacı abi öyle kolay değil işte ya. Ben bu hayatta çok çelmeydim Ahmet. Hem de en sevdiklerinden lan. Sıradan insanlar değil yani. Hani dönüp de böyle ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun lan sen diyemeyeceğim, kıyamayacağım insanlarla kardeşim. Ben bazen işte böyle kör olacak kadar çok seviyorum. Ne yapayım? Göremiyorum ki hiçbir şeyi. Karşımdaki canavarlar gözüme o kadar sevimli gözüküyorlar ki kardeşim. Sen onlara bir de benim gözümden baksan. Oğlum ben geçen seneye kadar dünyada gerçekten kötü bir insan olabileceğine inanmazdım ya. Yemin ediyorum bak. Ama işte gözümle gördüm. İkna oldum. Sen şahitsin. İnsan işte gerçekten kötü olabiliyormuş kardeşim. Sen hep sonuç ilişkisi aramana gerek yok Ahmet. Olabiliyormuş. Aga canımızı yakarlar kardeşim. Kendine dikkat et bak. Bunu yaparken de o kadar büyük zevk alırlar ki var ya. Sen ben dönüp orta hakeme bakmayız bile. Niye biliyor musun? Çünkü bizim için o apaçık penaltıdır. Ama onlar oynamaya devam ederler işte. Sen tevazu yaparsın, onlar gerçek zannederler. Sen aman efendiliğimi bozmayayım, onca yaşanmışlık var dersin. Onlar pısıyorsun zannederler. Dedim ya işte kardeşim, onlar için bu sadece bir oyun ya. Ama senin benim için öyle değil ki oğlum ya. Bu bizim hayatımız, bu bizim gerçeğimiz lan.
Haliyle işte ben de herkese karşı ön yargılıyım kardeşim. Gitti bitti işte oğlum. Etrafımda 3-5 tane adam kaldınız lan. Ben de o yüzden size sıkı sıkıya sarılıyorum işte. Kardeşim gözünü seveyim bak, kendine dikkat et Ahmet. Sen benim için çok değerlisin ya, yemin ediyorum bak. Kardeşim diyorum oğlum, daha ne diyeyim? Takma sen de kafana böyle şeyler ya. Git, gir seçmelerine kardeşim. Ahmet, ne yapıyorsun ya? Sarılmayalım mı oğlum işte? Sarılma anı geldi, sanki o an geldi gibiydi. Ne sarılması? Hangi anından bahsediyorsun Ahmet sen ya? Ben konuşurken aklında ne yaşadın sen ya? Az bir zevzeklik yapma, az şurada bir otur efendi gibi ya. Hadi ben kaçtım o zaman, gidiyorum. Lan. Fıtı 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 fıtı. Ahmet oğlum gözün kör mü? Canını da yolda bulmuşsun. Ne bir de aşık olmuşsun. Kafalara gelmişsin. Ahmet sen ya, işine bak, Ahmet. Bırak. Seviyesiz herif. Bir bulut olsam da halini hala unutmuyorum Murat. Sana da o yakışır. Ama sen bu adaya yakışmıyorsun arkadaşım. Gir git lan. Pislik. Sadi Celil Cengiz. Boyun kadar uzun ismini buraya neden yazdım biliyor musun? Çünkü tipin Şegi'ye benziyor, çemçük ağzısın ve tıslayarak konuşuyorsun. Söylediğin hiçbir şey anlaşılmıyor. Üstelik kız arkadaşın da yok. Bu adaya yakışmıyorsun Sadi.